psikolojik karşılığı da olabilir mi? Eğer böyle olursa bu iyi bir şey değil çünkü. Belli ki bunların devamı gelecek. Devamının geleceğinin hani sinyalleri ya da açık açık ifadesi zaten söz konusu. Ve çember daralıyor. Daha kim bilir nereye, kimlere kadar gidecek bu iş? Ama acaba toplumdaki karşılığı zamanla nereye doğru evrilir? Ve bizlere düşen görevler nelerdir? Size, bize, muhalefete? Bakın basit bir hırsızlık olayı Amerika'da ciddi gazeteciler tarafından araştırılarak Watergate skandalına dönüştü ve Başkan Nixon'ın istifa etmesine kadar gitti. Yani Türkiye'nin kurumları çökmemiş olsa, yani Türkiye'nin gerçekten eskiden olduğu gibi araştırıcı medyası ve o araştırmacı gazeteciyi destekleyecek, hapse atılmasını önleyecek bir yapısı olsa kim bilir bunlar nerelere kadar uzanacak, bunu göreceğiz. Hı hı. Ama mesele şu, toplumun reaksiyon vermemesinin asıl nedeni şu: toplum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden artık duyabiliyor muyuz? Hayır. Adalet evet. Kurumları içerisinde beni duyuyor musunuz? Şimdi duyuyoruz. Şimdi, çok kısa bir kesinti oldu ama devam edin lütfen. Buyurun Sayın. Diyorum ki milletimiz Türkiye'de bu iktidarla yolsuzluğa, hırsızlığa, uğursuzluğa karşı bir mücadele olacağına olan inancını kaybetti. Bu nedenle reaksiyon vermiyor. Reaksiyonunu sandıkta verecek. Vermek zorunda. Türk milleti ayağa kalkmak zorunda. Türk milleti kendi onurunu düşüren Amerikalı bir başkanın 100 yıldır hiçbir devlet adamına söyleyemediğini, Sayın Erdoğan'ın yüzüne karşı siz katilsiniz diyebilen cesareti gösteren bir yapıyı sandıkta cezalandırmak zorunda. Evet. Bu sadece yönetenlerin onuru değil ki, bir millet olarak hepimizin şeref ve haysiyeti. Buna sessiz kalamayız. Evet. Sessiz kalan milletlerin başına ne geldi görülmüştür. Onun için hep birlikte ayağa kalkacağız. Gerekirse o sandıkların üstüne oturacağız. Öyle işte siz siyasilersiniz, gidin sandıkları koruyun da olacak iş değil. 1946 seçimlerinde olduğu gibi sandığın üstüne milletin oturması lazım. Siyasi dediğinizin sayısı belli. 600 milletvekiliyiz. Çok otursak 600 sandığa otururuz. Hadi otursalım 1600 sandığa oturalım. Demokrasi milletçe mücadele ister. Evet. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunun altından başka bir kalkılamaz. Sayın bu bir felakete gidiş ki şimdi bu konu değil. Yani Afganlar başka meseleler de var. Evet. Sayın Çıray, şimdi bir başka konu bu Somali'ye 30 milyon dolar hibe meselesi, biliyorsunuz yangınların ilk gününden bu yana konuşuluyor. İşte para yok, bütçe yok, işte uçak alınamıyor, kiralanamıyor, bakımı yapılamıyor vesaire. Ama öte yandan Somali'ye 30 milyon dolar hibe yapılabiliyor. Siz de bu yardımla ilgili bir soru önergesi verdiniz. Ne oldu sonra? Soru önergesini bugün verdim. Somali'ye esasen 30 milyon dolar göndermediler. Somali'ye toplam bugüne kadar 500 milyon dolar gönderdiler. Orada yandaş iş adamları bazı işler yapıyorlar. Ve oradaki inşa edilecek limandan İsrail'e petrol taşımacılığı yapılacak. Siz bunların one minute falan dediğine bakmayın. Bunlar vatandaşa karşı yapılan şovlar. Yani Batı bu kadar itaatkar bir yönetimi Türkiye'de bir daha bulamaz. Bence o yüzden destekliyorlar. Ve iktidar ömrünü uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Siz bakmayın bunların. Sayın Çıray, çok özür diliyorum. Tamam. Araya gireceğim. Çünkü çok önemli bir sıcak gelişme var. İzleyicilerimiz ekranda görüyor. Mardin'de canlı bomba yakalandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde canlı bomba şüphelisi güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu tespit edilmiş canlı bombanın ve üzerinden 2,5 kilo patlayıcı çıkmış. Evet, tekrar edelim. Mardin'de yakalanan canlı bombanın üzerinden 2,5 kilo patlayıcı çıktı. Evet. Tabii haber doğrulanıncaya kadar sabırlı olmak lazım. Ancak şunu bir genel bilgi olarak söyleyebilirim. Siz açık kapı politikası uyguluyorsunuz. Türkiye'ye 4-5 milyon Suriyelinin geçmesine izin veriyorsunuz. Bunların içinde hiç El-Kaideci olmayacak. Bu hayal görmektir.
Bunların içinde hiç IŞİD olmayacak. Bu hayal görmektir. Ankara'da bombayı patlatıp 100 tane yurttaşımızın ölümüne kimler neden oldu? Ve şimdi de eğitilmiş askerlerin girmesine izin veriyorsunuz. Evet. Sığınmacılara. Bir de burada aracınızla seslenmek istiyorum bu işi tartışanlara. Tabii. Yani okuru yazarı, okumayan yazmayanı mülteci terimini kullanıyorlar. Bunlar mülteci değil. Bunlar sığınmacı. Geçici koruma altına alınmış yurt dışından gelen insanlar, sığınmacı. Mülteci başka bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anlaşmalarına göre doğudan gelenler mülteci olamaz. Ancak batıdan bize siyasi nedenlerle kaçan olursa mülteci olabilir. Dolayısıyla bunlar için normalde hukuka göre Türkiye'de bekleme süreleri bir yıldır. Bir yıldan sonra Türkiye kendi ülkeleriyle gerekli anlaşmaları yaparak onları barış içinde geçmişte Irak'tan bize kaçan Kürt kardeşlerimize yaptığımız gibi Saddam'a gönderebiliriz. Şimdi diyorsunuz ki Suriyeli olma ihtimali yüksek bir canlı bomba yakalandı. Evet. Yarın öbür gün bunların aleyhine bir takım siyasetler Türkiye'de başlarsa neler yapacaklarını ben hayal bile etmek istemiyorum. Yani şimdi esasen bir de bu işin üzücü bir tarafı var. Bunlar aynı zamanda köle ticareti yapıyorlar. Sigortasız, çok düşük ücretli bu insanların çalışmasının önünü açtılar. Enflasyon daha çok yükselmesin diye. Evet. Bunu böyle yapınca her 4 Türk gencinden birisi işsiz kaldı. Bu nasıl bir vicdan? Bize hümanizm anlatıyorlar. Siz kim, hümanizm kim? Şöyle bir bakıyoruz da Sayın Çıray, bu arada bağlantımızda bir kopukluk mu oldu arkadaşlar yeniden? Yok, tamam, peki Sayın Çıray, duyabiliyorsunuz beni, tamam. Bir taraftan evet, bakın, selleri, yangınları konuştuk. Türkiye'nin bir sürü temel meselesi var, çözüm bekleyen sorunu var. Öte yandan şimdi az önce konuştuğumuz bir kaçak göçmen sorunu var. Bir taraftan pandemi devam ediyor, rakamlar arttı, aşılamayla ilgili bir biliyorsunuz sıkıntı var. Rakamlar artıyor, yeniden korku halinde insanlar. Bir taraftan bu yeniden Sedat Peker'in iddialarıyla birlikte gündeme gelen isimler, bütün bu kirli ilişkiler. Her yerde ve her alanda bir yönetememe durumu söz konusu. Ve gittikçe hareket kabiliyeti daralan, söz söyleme becerisi, kabiliyeti düşen bir iktidar söz konusu. Şöyle bir genel uzaktan tabloya baktığımızda nereye çevirirsek çevirelim kafamızı hiçbir şey yönetilemiyor. Özetle. Bu iktidar ve bu iktidar döneminde Yüksek Seçim Kurulu hileleriyle kurulan bu yeni ucube rejim Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Tam bir beka sorunudur. Devletin yıkımıdır. Bu bir fetret dönemidir. Bu bir kahtı ricaldir. Onun için Allah bizi sandığa bir an önce kavuştursun. Biz erken seçim istiyoruz. Esasen erken seçim isteyen biz değiliz. Millet erken seçim istiyor. Millet bir an önce bu iktidardan kurtulmak istiyor. Biz bunun için o milletin talebini dile getiriyoruz. Ama ister erken olsun, İster zamanda olsun, Türk milletinin bir daha hata yapma hakkı yok. Bakın 17-25 Aralık darbe tabanlı yolsuzluk olaylarında ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şunu söylemiştim. Siz bu yolsuzlukla